Öğrenciyi ciddiye alırdı, çok şey öğretirdi. Ciddi olmalarını da beklerdi. Sert bir hocaydı. Fakat şunu da söyleyeyim, öğrencisiyle ve doktor öğrencisiyle ciddi olarak uğraşan, onun çalışmasını takip eden de, bırakın Türkiye'yi, dünyada bile nadir profesörlerdendi. Ve yormazdı da. Bir şeyin bir derecesi vardı. Ondan sonra lütfen artık buradan fazla dağılma, otur, toparla, yaz, teşvik ederdi. İyi bir hoca olduğunda zaten insanlar üç kıtada da söylüyorlar. Bizim için bir örnektir. Tarihçiler Panteonu'nda yerini almıştır. Nur içinde yatsın. Bu sürekli çalışma, tetkik etme çok erken yaşlarda başlamış, öyle görülüyor. Çünkü 1939 mezunudur. Yani Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin ilk kuşağıdır bunlar. 41'de doktorasını vermişti. Yani genç bir adamdı. Ve size söyleyeyim, bu 100 yaşına kadar da devam etti. Yani çok meşhur bir deyim vardır da, 100 sene yaşa 100 sene öğren. Hakikaten tam öyleydi ve 90 yaşından sonra bile kaleme aldı. Derleyici, toplayıcı, öğretici kaynaklar vardır. Türk tekstil sanayi gibi. Bilhassa değil mi, Türk edebiyat tarihine ait bazı çalışmalar. İstanbul araştırmaları vesaire, çok geç yaşlarda yapılan yoğun araştırmalardır. Bunlar bir örnektir. Halil Bey demek yoğun çalışan bir Türk demektir.